Hoş geldiniz değerli dostlar. Bilindiği üzere ülkemiz sıcak günlerden geçiyor. Bir yandan Halkların Demokratik Partisi darbeye karşı demokrasi yürüyüşü başlatırken tüm engellere rağmen bu yürüyüş devam etmekte. Bununla birlikte Güney Kürdistan'a Türk Silahlı Kuvvetleri bir hareket başlattı. İşgal harekatı başlattı. Tüm bu sıcak gelişmeleri değerlendirmek üzere HDP İstanbul Milletvekili ve Devrimci Parti MYK Danışmanı Musa Piroğlu'yla bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Hoş geldiniz Musa Bey. Hoş bulduk. Şimdi yani sizi Edirne'de gördük, Silivri önünde gördük. Bununla birlikte HDP Genel Başkanlarının Hakkari'deki yürüyüşlerinde gördük HDP'yi. Birçok alanda sizlere dair engellemeler gerçekleşiyor. Bu darbeye karşı demokrasi yürüyüşünü AKP, MHP faşizmi engellemek istiyor. Bu bağlamda gündemi değerlendirirken nasıl karşılanıyorsunuz? Yani devlet tarafından nasıl karşılanıyor bu yürüyüş? Halk nasıl sizi karşılıyor? Ve genel anlamda bu ne amaçlıyor? Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Şimdi aslında genel olarak kamuoyunda en azından karşı saray yanlısı güçler medyayı kullanır, yandaş medyayı kullanır. Temel bir soruyu gündeme getirdiler. HDP neden yürüyor diye. Ve esprili cevaplar da verildi. Korona günlerinde aldığımız kiloları vermek için yürüyoruz diyen halk arasında esprili cevaplar da üretildi. HDP neden yürüyor? Aslında HDP'nin neden yürüdüğü sorusunun cevabı sizin girişte yaptığınız iki cümlede gayet açık şekilde veriliyor. Bu iki cümleden birisi şu: yoğun engellemeler var. İkincisi de yeniden bir savaş konseptine girmiş durumdayız. HDP ülkeye dayatılan bu savaş psikolojisini, savaş konseptini, ülkeye dayatılan iktidar ablukasını, baskıyı kırmak için yürüyor. HDP sefaletin, yoksulluğun tavan yaptığı coğrafyada halkların ve işçi sınıfının salgının ortasına terk edildiği, kendi başının çaresine bakmakla yüz yüze getirildiği coğrafyada, kadınların öldürüldüğü, cemevlerinin basıldığı, mezarlıkların talan edildiği, kiliselerin yağmalandığı coğrafyada, halkların sesi olmak, ezilenlerin sesi olmak, işçi sınıfının yoksulluk ve sefalette, işsizliğe itirazını dillendirmek için yürüyor. HDP bir bütün olarak ülkede iktidarın bu baskı ve zulüm politikalarından rahatsız olan, bu baskı ve zulmün altında ezilmeye mahkum bırakılmaya çalışılan bütün toplumsal muhalefetin sesi ve iktidarın karşısındaki öfkesi olmak için yürüyor. Bu öfkenin adresi HDP'dir ve HDP iktidarın bu zulüm politikalarını boşa düşürmek, iktidarın halka giydirmeye çalıştığı bu deli gömleğini yırtmak, işçi sınıfı ve yoksullara dayattığı sefalet politikalarını boşa düşürmek ve onun karşısında işçiden, emekten, yoksuldan bir ülkenin kurulma imkanlarını göstermek için yürüyor. Malum olduğu üzere yoğun bir dönemdir, uzunca bir süreçtir. İktidar bir yandan Kürt halkına ve bütün ötekileştirilmiş kimliklere karşı bir düşmanlık siyaseti yürütürken, öte yandan da işçi sınıfı ve yoksullara sefaleti ve işsizliği dayatıyor. Ve insanları atomize ederek, insanları baskı altına bırak, toplumsal muhalefeti sarayın, iktidarın yoğun baskısı altında tutarak ses çıkaramaz hale getirmeye çalışıyor. Bunu bütün ağrıyla insanlar hücrelerine kadar, toplum hücrelerine kadar hissediyor. Bütün kimlikler düşman ilan ediliyor. Medya bir zor aygıtı gibi çalışıyor, teşhir ediyor, linç ediyor. LGBT'lere saldırılıyor, Alevilere saldırılıyor, Ermenilere saldırılıyor, ötekileştirilmiş bütün kimliklere saldırılıyor ve düşmanlaştırma siyaseti toplumun en küçük hücresine kadar yürütülüyor ve derinleştiriliyor. Hamile kadınlar tutuklanıyor, bebekli kadınlar tutuklanıyor. Dün bir mahkemede savcının biri, bir kadını, anneyi tutuklarken iki çocuğunun tutuklanma talebini dile getirirken, iki çocuğun da
yetiştirme yurduna verilmesini istedi. Bu bir vicdansızlık meselesi değil artık. İktidarın adalet mekanizmasının vicdanla açıklanacak bir yanı kalmamış durumda. Bu bir güç zehirlenmesi. İktidar yukarıdan aşağı, en tepeden en alttaki bürokratına kadar insanların hayatı üzerinde her çeşit yaptırımda bulunma, tasarrufta bulunma ve ona hükmetme yetkisinin kendinde bulunduğunu sanıyor. Yani tekil bireylerden, tek tek bireylerden bütün toplumsal yapılara ve gruplara kadar iktidar bu toplumun tamamını, kaderini eline aldığını ve onu sıkmaya, boğazlamaya çalıştığını iddia ediyor. Yani aslında ülkeyi nefessiz bırakıyor. HDP nefes kanallarını açmak için giriyor. Ve doğal olarak da biz nefes kanallarını açmaya çalıştığımız andan itibaren bu nefes kanallarını tıkayan iktidar ve onun zor aygıtlarıyla yüz yüze geliyoruz. Zaten bunu aşmadan, bu zoru kırmadan, bu baskı politikalarını boşa düşürmeden yeniden nefes alma şansımız yok. Ve biz bu baskı politikalarını boşa düşüreceğiz. İradenin, cesaretin ve yan yana gelişin, halk kitlelerinin ayağa kalkışının bunu ortaya çıkaracağını göstereceğiz. İktidar korkuyor. Ağır bir hırpalanmanın içinde ciddi bir şekilde oy kaybına uğruyor. Sadece oy kaybına uğramıyor. Rıza üretme mekanizmalarının tamamını bitirmiş durumda. Yoksulluk ve sefalet dışında kendi tabanına hiçbir gelecek sunmuyor. Halklara cehennemi bir gelecek dışında hiçbir vaatte bulunmuyor. Ve doğal olarak da tek seçeneği kalmış durumda ve bu seçeneği dört elle sarılıyor. Baskıyı ve zorbalığı arttıracak. Biz ülkeyi daha ağır bir karanlığa sürükleyen, daha kalıcı bir baskı sürecinin inşa edilmesine karşı bunu durdurmak ve sonrasında da bu iktidarı alaşağı etmek için bu yürüyüşü başlattık. Bu bir yürüyüş, bu bir başlangıç sadece, bu yürüyüşün bir başlangıcı, belki ilk adımı. Bu uzun soluklu bir yürüyüş. Biz bunu sonuna kadar götüreceğiz ve halk kitlelerini bu yürüyüşe, bu demokrasi özlemine, özgürlük özlemine, bu emeğin çığlığına, sömürüye, zulme, cinayete, baskıya karşı gelişi, adaletsizliğin dayatılmasına karşı omuz omuza gelmeye, sesimize ses vermeye, bizle beraber bu yürüyüşte yolları adımlamaya, yolu yürümeye çağırıyoruz. Derdimiz budur. Baskı yoğun. Biz Silivri'de bunu yoğun yaşadık. Ülkeye nefes aldırmayanlar orada belli sayıda insanın yan yana gelmesini engellemek için de her şeyi yaptılar. Ama Silivri'de gösterdi ki iktidarın torması, gazı, polisi, tank, uçağı olabilir. Ama karşısında halk kitleleri ortak iradeyle çıktığında biz bunu durdururuz. Bunun örneğini dünyada da görüyoruz. Amerikan halkları ayakta. Avrupa'da benzer tepkiler güçlenerek gidiyor. Salgından önce de vardı, Şili'de, Kolombiya'da vardı. Şimdi Lübnan ayakta, açlık isyanları var. İnsanlar açlığa ve sefalete isyan ediyor ve ortak bir slogan. Salgından önce atılıp alanları dolduran slogan yeniden kendini hissettiriyor. İşçinin ekmeği patronun huzursuzluğundadır. Bizler ekmek yoksa onlara huzur olmamalıdır. Ve bu yüzden çok huzursuzlar. Çünkü bu ekmek kavgası, bu özgürlük kavgası, bu demokrasi kavgası, bu zulmü, adaletsizliğe, zorbalığa karşı halkların meşru kavgası ve devletin iktidarının, devletin zalimin zorunun karşısında direnmek meşrudur. Biz bu meşru zemini kullanmaya, en doğal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız. Teslim olmayacağız, biz çökmeyeceğiz ve sonuna kadar bu kavgayı yürüteceğiz. Bu kavgayı yürüteceğiz derken bir de şunu da değinirseniz çok sevinirim. Çünkü biz görüyoruz özellikle sosyal medyada olsun genel halk yığınları HDP'nin yürüyüşüne sadece HDP'nin kollarında değil kolların dışındaki yerlerde de Adana'sından işte İzmir'ine birçok alanda bu konuya duyarlı bir hareket geliştirmeye başlıyor. Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Buradan nasıl olumlu sonuçlar alıyorsunuz? Olumlu tepkiler alıyorsunuz? Ufak bir burada değinirseniz sevinirim. Şimdi bakın Haziran ayı sıcak bir aydır. Tarih olarak da sıcaktır.
Yani pek çok tarihsel olayın dönemin geçtiği süreçlerden biridir. Belki de yakın tarihin en sıcak ve en onurlu direnişi Gezi ayaklanmasının da ayıdır Haziran. İktidarın bir Haziran korkusu oldu. Ama aynı zamanda da halkların, işçi sınıfının, yoksulların da bir Haziran özlemi olduğu şekilde açığa çıkmış durumda. Yoğun bir kış uykusundan uyanır gibi uyanıyor halk kitleleri bu baskı ve zulüm politikalarına. Şimdiye kadar alternatifsiz görülen ve kendisini çaresiz hisseden iktidar karşısında halk bu çaresizliğin sona erdiğini adım adım görüyor. Öfke büyüyor. Çok büyük bir işsizlik var. Çok büyük bir yoksulluk var. Ve korkunç bir adaletsizlik ve zulüm var. Ve insanlar bunu iliklerine kadar artık hissediyor. Fabrikadaki işçi hissediyor adaletsizliği ve devletin zorunu. Hakkını her aramaya kalktığında karşısında polisi, karşısında şeyi görüyor, emniyeti görüyor, jandarmayı görüyor. Bursa'daki köylü jandarmanın zorunu görüyor. Soma'daki işçi polisin zorunu ve çevik kuvveti karşısında görüyor. Hakkını, kazanılmış hakkını isteyen işçi Üsküdar'da eylem yapmak istediğinde karşısında terörle mücadele polislerini görüyor. Yani ne zaman patrona, ne zaman yağmacıya, talanan maden patronuna karşı çıksa, toprağını ve emeğini korumaya kalksa, hakkını korumaya kalksa karşısında devletin polisini ve jandarmasını görüyor ve adaletsizliği hissediyor. Kadınlar bunu derinden hissediyor. Kadın katillerin sokakta gezdiğini, çocuk tecavüzcülerin sokakta nasıl dolaştığını görüyor. Ve aynı zamanda da ciddi bir şekilde bir yağma politikasının ülkeye getirdiği yeri görüyor. Şimdi doğal olarak da buna karşı birikmiş öfke kendine bir kanal arıyor. Biz bu yürüyüşe bu kanalı canlandırmaya başladık. Bu bir başlangıç. Belki de Gezi'nin başladık. Gezi'yle bitireyim. Gezi'deki sloganın hayata bulacağı dönemdeyiz. Daha bu başlangıç mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ederim bu değerlendirmeniz için. Tabii AKP, MHP faşizminin sıkışmışlığından bahsettiniz. Her sıkışmışlık dönemleri aynı zamanda bir de ülkedeki şövenizmi körüklemek, o milliyetçi dalgayı arkasına almak adına sınır ötesi operasyonlarla sözde adına terörle mücadele dedikleri işgal saldırılarını gerçekleştiriyor Türk Devleti. Şimdi gene aynı pozisyon içerisinde, yani HDP içerideki yürüyüşü halktan karşılık bulmaya başlayınca dışarıda da bir harekatla bunu sönümlendirme, aynı zamanda kulislerde dönen işte erken seçim, baskın seçim ve benzerlerine dair bir hazırlık olduğu söyleniyor. Siz bu Mahmur, Şengal ve Kandil hava saldırısını dün gecede komandolarını karadan da girdiğini beyan etti TSK. Bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunların Türkiye siyasetiyle iç siyasetten bağını nasıl kurmak gerekiyor? Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi bakın, hemen hemen bütün iktidarlar, dünya çapında var olan bütün burjuva kapitalist iktidarlar, içeride sınıfsal olarak ya da toplumsal olarak sıkıştıkları, kendi rıza üretme mekanizmalarını tükettikleri her yerde iki temel motife yaslanıyorlar. Birisi din, birisi savaş. Bunu çıplak olarak ABD'de gördük. Trump, Beyaz Saray'ın önündeki göstericilere biber gazıyla, polis zoruyla saldırdıktan hemen sonra elinde İncil'le kiliseye yürüdü. Ve kendine bir kutsanmışlık vaziyeti biçip dini arkasına almaya çalıştı. Aynı Trump, işte İran'a karşı ve diğerlerine karşı acayip bir milliyetçiliği kışkırtarak da yürümeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'de bu uzunca bir süredir yapılıyor. Siyasal iktidar Türkiye'de Kürtlere saldırmayı, kendi içerideki politikalarına meşruiyet kazandırmanın ve her tıkandığında rıza üretme mekanizması her sona erdiğinde yeni rıza mekanizmaları üretmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Savaş, İçeride şovenizmi, milliyetçiliği kışkırtmanın ve bütün toplumsal sorunlar üstünü örtmenin temel aracı olarak kullanılıyor. Ama sadece buna hizmet etmiyor artık. Türkiye'de savaş, ciddi bir savaş sermayesini, savaş baronlarını beslemenin aracı olarak da kullanılıyor. İktidara yakın sermaye,
şimdiye kadar inşaat baronlarıyla beslenirken ülkenin madenlerini, derelerini, şehirlerini, gecekondularını yağmalayarak bir inşaat sermayesi, saraya yakın bir inşaat sermayesini palazlandırırken şimdi ikinci bir hamle yaptı ve damadın ve dünürün başında olduğu silah sanayini güçlendirmeye ve oradan da bir silah savaş baronu beslenmeye de çalışıyor. Bu operasyonlar, bu saldırılar Libya, İdlib, Güney Kürdistan, Rojava hepsi tamamen iki temel amaçtan gidiyor. Bir, mali olarak saray yanlısılarını iyice beslemek ama öte yandan da esas olarak içeride iktidarın varoluş koşullarını ayakta tutmak ve kendini kalıcı kılmak. Yani aslında bu savaş içerideki sefaleti gizlemenin savaşıdır. Bu savaş içerideki yoksulluğun üstünü örtme savaşıdır. Bu savaş içeride halklara dayatılan, giydirilmeye çalışılan deli gömlerin üstünü şovenizm rengiyle boyamanın savaşıdır. Başka hiçbir karşılığı yoktur. Bu savaşın halklar nezdinde hiçbir faydası, anlamı ya da kıymeti, değeri yoktur. Aslında Türkiye halkları uzunca süredir bunun farkında. İktidar kendi kurtuluşunu sağlamaya çalışıyor burada. Buradan da yürümeye çalışıyor. Aslında bu da bizim yapmak istediğimiz şeyi gene açığa çıkarıyor. Gene farkındasınızdır. Son birkaç gündür medya üzerinden HDP'ye karşı var olan ablukayı meşrulaştıran kendilerince ve bunu yeniden dinlendirip açıkça savunan söylemler de gelişmeye başladı. Yani sağından solundan, kıtlığından en tepesine kadar, yöneticisine kadar HDP'ye genel bir saldırı hali var. Aslında bu saldırı, bu savaş, bu ülke halklarının tamamına karşı bir saldırıdır. Çünkü iktidar şunun farkında, savaş politikaları durduğunda halklar şovenizmle arınıp kendi sorunlarıyla yüzleşmeye başladığı andan itibaren bu yoksulluğun sefaletinde farkına varmaya başlıyorlar. Bunu gizlemeye çalışıyorlar ve bir zafer kazanıp bu zafer üzerinden kendi iktidarını kalıcı hale getirmek istiyor. Türkiye halkları artık şunu farkında olmalı. İktidarın kazanacağı askeri zafer, tırnak içindeki o askeri zafer aslında zulüm politikalarının, sömürünün devamından başka bir anlam ifade etmeyecek. İşçilere yoksulluk olarak geri dönecek, işçilere sefalet ve işsizlik olarak geri dönecek, köylünün toprağının yağmalanması olarak geri dönecek, halklara kabus ve ülkenin bir hapishaneye çevrilmesi olarak geri dönecek. Kadınların öldürülmeye devam edildiği, çocuklara tecavüz edilmeye devam edildiği, sokakların insanlara kapatıldığı, ülkenin boğulduğu bir iklime teslim olmak anlamına gelecek. Bu yüzden savaşa itiraz etmek bu iktidara itiraz etmektir. Savaşa itiraz etmek zulüm ve sömürü politikalarına itiraz etmektir. Savaşa itiraz etmek dayatılan cinsiyetçiliğe, dayatılan ötekileştirilmeye ve mezhepçiliğe itiraz etmektir. Savaşa itiraz etmek demek emeğin sömürülmesine, yağmalanmasına itiraz etmek demek ve barışı savunmak aslında kardeşliği, aslında eşitliği, adaleti savunmak demektir. HDP hem iktidarın zulüm politikalarına hem savaş politikalarına itiraz etmeye, halkların ses olmaya devam edecek. Biz de bu sesi en güçlü şekilde duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu değerlendirmeniz için. Dolayısıyla sanırım bu HDP'nin darbeye karşı demokrasi yürüyüşü aynı zamanda bir uyanış olarak tarif ettiğiniz noktada bu savaşa da bir dur deme harekatına da dönmüş olacak. Bu bağlamda umut veriyorsunuz bizlere. Başarılar dileriz yürüyüşünüzde. Umarım Ankara'ya çok büyük bir coşku ve çok büyük bir şeyle geçersiniz, yürürsünüz. Sonuçları umarım tüm Türkiye halklarına umut ve başarı getirir. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.